Ne yazık ki yer küremizin her yerini insanoğlu eliyle yok edilmeye çalışılıyor. Dersim coğrafyası geçmişten beri hep zulüm altındaydı. Bu Osmanlı'da, Cumhuriyet'te, 90'lı yıllarda. Yani içlerindeki o kin ve öfke bitmemiş olacak ki dağlarımızı maden sahası ilan ettiler. Maden sahası ilan edildiğini duyduğum zaman tüylerim diken diken oldu. Ya bunlar hiç, yani Dersim halkının kutsallarını, o dağlarda yaşayan tüy canlıları ve Dersim halkını hiç düşünmemişlerdir. Bu kün öfkenin sebebini nedir? Yani bizi yok etmenin sebepleri nelerdir? Bilemiyoruz. Dersim halkı ne kadar yani barış içinde yaşamak istese de, hani kışın ayazında o buzullar içinde, yani kırmızı gül ister gibi barışın çok zor olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani Dersim'de maden sahası ilan edilmesi, yani biliyorsunuz bundan önce de 43 bin metre hektar alanının ruhsatı verildiği söyleniyordu. Yani oralara bir kazma vurulursa, yani bırakın insanoğlunun, hiçbir canlının orada yaşam bulmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. O bitkileriyle, geyikleriyle, kuşlarıyla her şeyin yok olacağını çok iyi biliyoruz biz. Artı temiz su kaynağının olduğu bir bölge Munzur. Bu su kaynaklarından dolayı mesela insanların kutsalı olan yerler yok oluyor. Biz Munzur Çevre Derneği olarak Dersim'le ilgili, özellikle bu son maden sahası ilan edilmesiyle ilgili İstanbul'da çok tüm yani kurumlarımızın katıldığı geniş kapsamlı bir basın açıklaması düşünüyoruz. Ama burada birlikte hareket etmezsek kesinlikle bizim hiçbir yol alamayacağımızı biliyoruz. Herkesin düşüncesi farklı olabilir ama Dersim için biz birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Artı mesela Dersim için şu anda Kaz Dağları için oluşturulan kamuoyunun biz Dersimler için de oluşturulmasını istiyoruz. Çünkü yani Dersim olsun, Hasankeyf olsun, yani Lice, Kulp, Cizre fark etmiyor. Oralara geldiği zaman ne yazık ki ya sizin gibi haber emekçileri konuları gündeme getiriyor. Diğer medyalarda bunu görmek çok fazla göremiyoruz. Artı diğer halkımızın desteğini de alamıyoruz mesela. Ama şunu unutmamak lazım. Bizler mücadeleyi ortaklaştıramazsak hani biz yok olup gideceğiz, Dersim yok olup gidecek, sanki 12 bin yıllık tarih yok olup gidiyorsa, yarın öbür gün işte diyelim Trabzon, Artvin, Sivas, yani aynı son onları da bekliyor. Bunu unutmadan bizler coğrafyalarımızı ve renklerimizi birleştirerek mücadeleyi ortaklaştırmamız lazım. Bugün sabah haberleri okurken yani ciddi anlamda yüreğim çok sızladı. İşte bu topraklarda ne yazık ki ne yaşayan halkımıza ne de ölenlere hiç saygıları kalmamıştır. Hasankeyf'te ne acıdır ki mezarlar sular altında kalmasın diye kemikleri taşınıp başka yerlere defnedilmiştir. Yani bir kere ölüyorsun, ikinci de mezardan kemikleri çıkarıldığı zaman bu halka ikinci bir acıyı yaşatmak olur. İkinci bir kere ölüm demektir. Yani yeryüzündeki bu yapılan vahşiyet mi diyeyim, katliam mı diyeyim, kapitalizmin toprak sömürmesi mi diyeyim, yani ne diyeyim ki, yani artık bundan vazgeçsinler. Bunun vazgeçmesi için de ülkemizin 81 ilinde yaşanan doğa katliamlarına karşı tüm insanlarımızın lokal olarak verdikleri direnişleri biz birleştirerek genel direnişlere çevirmemiz lazım. Hani biz Munzur Çevre Derneği olarak İstanbul'da basın açıklamasını, geniş kapsamlı bir basın açıklamasını düşünüyoruz ama biz eğer yerelde o halkımızla birlikte, halkımız, belediye başkanları, esnafımız, baromuzla birlikte o yerelde bir örgütlüğü sağlamazsak, biz burada 10 bin tane de basın açıklamasını yapsak da bir şeyin değişmeyeceğine inanıyoruz. O yüzden yerel örgütlülük çok önemli bizler için. Yerelde örgütlü oluşturmak için yerelde olmak gerekir. Ya herkesin yönünü yerele çevirmesi lazım. Ya doğup büyüyüp yani yaşadığın topraklar yok oluyor. Bu çok acı bir şey. Yani ciddi anlamda bunu ifade etmekte, kelimelerle ifade etmekte ben çok zorlanıyorum. Çünkü ya Dersim'i anlatırken, ya Dersim'de belki yani şu Dersim sevgisini biz Dersim'lere bu kadar çok yoğun. Ciddi anlamda ben de çok düşündüm bunu, yani
her yıl yani mesela tatilde ya bir zaman oraya gitmediğin zaman yani bir yanın eksik kalıyor. Yani mesela Dersim'e gidiyorsun, Dersim'deki o yani doğayla baş başa kalman, o kutsal mekanları ziyaret etmen, o suyun başında oturup o suyun sesini dinlemen insanın bir terapi gibi o yaralarını iyileştiriyor. Çünkü karşı dağlara bakıyorsun, 38'de o mağaralara sığınmış kadınlar, yani çocuklar ölmüş ya da çocuğunu ağlamasından dolayı diğer halkına bir zarar gelmesin diye çocuğu boğan o kadınların acısını o dağlara sanki ses olarak yankılarak sana geliyor. Yani yüreğin cız etse de ama yine o acıyla birlikte huzur bulduğumuz topraklar Dersim toprakları. Biz Dersim topraklarımızın yok olmaması için, insansızlaştırılmaması için tüm yani Dersimlerde orada bir bütünlük sağlayacağız ama bunun yanında ülkemizin 81 ilinde bulunan tüm çevre kurum ve kuruluşların da bu konuda her zaman yanımızda olup bizimle dayanışma içinde olmalarını istiyoruz. Hani belki bizim haberimiz olmadan mesela hani o maden şeyler için diyoruz, maden sahaları için hani oradaki insanlarımızın hani çoğu insana hani toprağını ne olursa olsun hani dünyanın yani milyar dolarlar da olsa asla yani gelen şirketlere toprağınızı satmaması konusunda köylerle bir çalışma yapılmıştır ama yani çünkü bizde yani Dersimli halkında toprağın satılmayacağını, toprağın kutsal olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani ne olursa olsun yani aç yatılırdı. Hani paraya ihtiyacı olabilir belki gider kendi köylerine lokma toprağı getirirlerdi ama asla yani o kalan toprağa satılmazdı. Toprak bizim için kutsaldı. Ama yani kimi teklifler halkımıza şey gelmiş olabilir, satmış olabilirler. Bunun da bilgisi yok elimizde. Bunun konuda şey biliyoruz bunu. Ama tekrar buradan halkımıza özellikle yani yani ben yani resmen ricayı bırak yalvarıyorum. Ata topraklarını satmasınlar. Tırnak içinde şunu da söyleyelim. Hani özellikle o acık muzur gözelerini yani Fırat Kalkınma Ajansı işte yok bu kadar para ayırmış yok bu kadar işte böyle yapılacak şöyle yapılacak. Biz onların orada isterse bize yani dünyanın trilyon şeylerini döksünler. Biz muzur gözelerinin bir çakıl taşının dahi yerine oynatmasını istemiyoruz. Orası bizim kutsalımızdır. Kesinlikle doğal halinin asla ve asla bozulmasını istemiyoruz. Yani bu konuda özellikle sürekli yani orayla iletişim içinde olmamız gerekiyor ve gitmemiz gerekiyor. Yani oradaki halkımızı bu konuda ciddi anlamda diyorum ya bir yerden değil bir yerden kandırılıyor ya da işine öyle geliyor. Büyük şehirlerde yaşayanlar var mesela hani benim o toprağa ihtiyacım yok, ben gitmiyorum, torunlarım gitmiyor. Maksadıyla o toprağı satan insanlar da vardır. Yani bu çok acı bir şey, yüreğimizi yaksa da bunları biliyoruz. Tekrardan halkımıza, yani o diyorum ya oradaki o güveni sağlayıp halkımızla bütünleşmemiz lazım. Yoksa bizim asla kurtulma şansımız yok. Bir tırnak içinde bir şey daha söyleyeyim. Hani kooperatifleşmek çok güzel, üretim yapmak çok güzel, ciddi anlamda çok güzel kendi şeyin ama bize kendi köylerimize geri dönülmezsek, dönüşler yapmazsak ciddi anlamda mesela bir en basit örneği benim köyüm yaz mozumu 80 hane, kışın 20 hanemiz kalıyorsa ne yazık ki bir 15 sene sonra 60 yaşlarına gelen 2-3 kişi kalıyor ve genç de hiç yok. İşte biz geri dönüşleri sağlayalım, geri dönüşleri herkes yönünü yani Dersim'e doğru yapsın çünkü büyük şehirlerin mega şehirlerde yaşam şansı kalmadı. Hava kirliliğinden tut, beton yoğunları yani nefes alamıyorsun yani o yüzden tüm insanlarımızdan ya buradan tekrar Muzur Çevre Derneği olarak çağrımdır. Köylerimize geri dönüş yapalım. Özellikle genç arkadaşlar orada gidip komün yaşamlar kurabilirler. Çok araziler var. Komün yaşamlar kurup Dersim'de o geçmişten İşte 38 dönüşü sonrası gelen o atalarımızın, nenelerimizin, dedelerimizin tırnaklarıyla yani o kadar zulüm çekiyorsun geri dönerken tırnaklayarak, kazıyarak orada bir yaşamı var ettilerse biz de boş olan köylerimiz ve dolu olan köylerimize gençlik olarak dönüp sahip çıkalım ve komün yaşamlar kurarak orada faaliyetler yürütelim diye düşünüyorum. Hem hukuksal hem örgütlenme alanı çok önemli. Yani orada mesela hani Dersim'de bir örgütlülük, tüm kurumlarla örgütlülük sağlayabilirsek hani diyorum ya bunu başarabiliriz. Mesela en basitinden şu örneği vereyim. Hukuksal anlamı avukatlarımız baro yapıyor. Hep takip ediyorlar ama şöyle bir şey düşünebiliyor. Mesela hani bir direniş
sergilemek için geçen sene ormanlarımız yanmıştı, yakılmıştı. Orman yakmalarına 2 gün gittim. Yani giderken izin verilmiyordu. Ziyaretlerimize gidiyoruz diye izin alıp gitmiştik. Ama birkaç hafta sonra HDP'li vekillerimiz gelmişti. Vekillerimizle beraber gittik. Nereye, hangi yolu denediksek bizler engellendik. Yani Seyit Rıza Meydanı'na gelip basın açıklaması orada yaptığımız zaman halkın katılımı çok azdı. Hani bu saha şeysini çok iyi değerlendirmek lazım. Bu da oradaki kurumlarımıza iş düşüyor. Hani o boş bulan alan dan dolayı orada ikimiz farklı insanlarımız farklı yönlere kayıldı. Yani asimilasyondan tut yani farklı yani devlet bunu çok iyi kullandı. Yani bizler boş bıraktık o alanı. Devlet bunu çok iyi kullanarak insanlarımızın hani birbirine güvensizlik özellikle biz orada halkımızın arasında bir güven sorunu olduğunu çok iyi biliyorum. Herkes böyle kuşku içinde yaşanıyor. Kimsenin birbirine o tam anlamıyla bir güven yok. Bu da biz oradaki kurumlarımızın, bizlerin hepimizin eksiği. Biz bu güvensizliği kaldırıp orada tekrardan yeni baştan bir örgütlenmeye başlar çalışmalarını tüm kurumlar birlikte başlarsa halkın da tüm kurumlara güveni gelip bu mücadelelere devam edeceğini biliyoruz. Çünkü Peri Suyu Direnişte Peri köyleri ve çok güzel direnmişlerdi. Bunlardan işte o dönemlerde Muzur Çevre Derneği olarak biz de katılım sağlamıştık. Hatta Özkan arkadaşımıza köye gidilmesi yasaklanmıştı Özkan Arslan. Ve içeri de atılmıştı. Peri Suyu'nda da çok yani barajlardan kaynaklı Orhan Bakır'ın mezar yeri değiştirilmek zorunda kalmıştı. Yani halkımız artık bunu görmesi gerekiyor. Yani devletten yani dilim varmıyor söylemeye ama oradan yani üretsinler yani kendilerini oradan gelecek yardıma dayalı bir yaşam değil de üreterek kendilerini var etsinler diyorum yani çünkü her yeri o Hızır'ın coğrafyasının yok olmaması için bizler birlikte mücadele etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu hafta cumartesi günü saat 10'da yani akşam 10'da derneğimize toplanacağız Muzur Çevre Derneği'nde ot meydanında. 12'de buradan hareket edeceğiz. Kaz Dağları'na dayanışmaya gideceğiz. Munzur'un direngenliğiyle Kaz Dağları'nın direngenliğini ortaklaştıracağımıza inanıyorum. Biz buradan tüm halkımızın bizlere bu konularda gitmemize, yani herkes davetlidir gelsin bu desteğe. Çünkü bugün Kaz Dağları ise işte hepimiz çok iyi biliyoruz. Şu anda Kaz Dağları'na herkes yönünü, dikkatini oraya çevirmiş ama bir Murat Dağı, Hasan Keyif, yani buradan Bakırtepe'nin değişik köyleri, Artvin, yani bir sürü ülkemizin 81'i, yani 81'i ili kesinlikle şu anda zulüm altında. Yani özellikle bu zulümden ve iklim değişiklikleri yaşanıyor ama bu zulümlerden ne acıdır ki? Yapılan araştırmalara en çok kadınlar ve çocuklar etkilenmiştir. Yani o yüzden görüyorsunuz direnişlerin, yani ben burada ayrımcılık yapmak istemiyorum ama direnişlerin ön saflarında her yerde kadınlarımız vardır. Kadınlarımız ciddi anlamda direniyor, joplanıyor, yerlerde sürükleniyor, hapis alıyor ama çünkü yılmıyor. Çünkü yıldığı takdirde oranın yaşam alanı gidiyor, geleceği gidiyor, geçmişi gidiyor, yok olup gidiyor. Bunların yok olmaması için kadınlarımız ciddi mücadeleler veriyorlar. Yani buradan tekrar tüm çevre kurumlarına sesleniyorum. Ne olursa olsun biz mücadeleyi ortaklaştıralım. Ortaklaştırmadığımız takdirde lokal direnişlerle bir yere varamayacağız. Mücadeleyi ortaklaştırarak kazanacağımızı çok iyi biliyoruz. Bir yerde bir fitili ateşleyerek 81 ilde bunu hep birlikte yaparsak bu fitilin bize ateşleyip bize güzel günler getireceğini umut ediyorum. Yani burada da yaşamın her alanında yani doğası ve yaşam alanları için, emeği için, hakları için ve kayyumdan dolayı iradesini gasp etmesine karşı direnen tüm halkımızı da selamlıyorum. Direniyoruz, onurlu yaşayacağız. O direnişimiz sonrası kazanacağımızı umut ediyorum. Umudumuzu asla yitirmedik. Tabii her yerde böyle o doğa katliamlarını görünce özellikle o Kaz Dağları'nın fotoğraflarını gördük. Uyduna çekilmiş yüreğim gidiyor ama Kaz Dağları'ndan yaşayan halkımızdan özellikle bu konuda çok dikkatli davranmaları gerekir.
hani bu direnişler oluyor diye yabancı şirketler geri adım atıp yerli işbirlikçileri koyabilirler. Yerli işbirlikçiler de hani şöyle düşünmesin de işte bak işte bizim adamımız işte kazanacağız, ülkemizde kalacak mantığı çok yanlış. Böyle düşünceler asla kapılmasınlar. Yani kim gelirse gelsin, ister de babamızın oğlu gelsin, o doğayı yok edeceğini çok iyi bildiğimiz için buna hep beraber karşı duralım diyorum.